Kerem Bursin. Ne oldu Kerem? Ne oldu? Artı haklı çıktı. Artı haklı çıktı. Sen dedin ki bu kız dedin Murat Dalkoç'u asla unutmamıştı. Kabul etti. Kabul etti kız. Etti. Bu bir milattır. Bu bir milattır. Neden milattır? Can arkadaşım. Gerçekten Arto baştan beridir bunların arasında bir şey var dedi. Ben de anılara takılı bir insan olduğum için hayır bu hala eskisi dedim. Ben de dedim ki Seren herkesi herhalde kendiyle karıştırma dedim. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Buyurun Üsküdar atı. Buyurun. Söylemezsem olmaz. Aylar önce ilan etti. Ben bu dediğimde hala arkasındayım. Bunlar beraber. Onlar haberimizle dalga geçti. Evet. Bazen de reytinge yoruyor ama mesela. Tabii. Can Yaman'la Demet Özden'in 23. bölümde aşk ama. Var. 23. bölümden sonra. Aşklarını gizleyen Kerem ve Hande Maldivler'de aşka geldi. Romantik paylaşımlarıyla aşklarını itiraf etti. Havalimanındaki el ele fotoğrafları yılın aşkını belgeledi. Aşk yolunda adım adım ilerleyen Hande ve Kerem, Maldivler tatilinde ritimlerini buldu. Artık adım atmaktan çekinmeyen Kerem Bürsin gaza bastı. 2016 yılından kalma fotoğrafından eski sevgilisi Serenay Sarıkaya etiketini kaldırdı. Yeni aşkın ayak seslerinin duyulmasının ardından sayfasında Hande Erçel'in fotoğrafını paylaştı. Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara ifadesiyle herkesi şaşırttı. Aylardır arkadaşız dediği Hande'ye sonunda aşkını ilan etti. Kerem'in romantik sözleriyle Hande de aşka geldi. Bürsin'in sözlerini ve sen diyerek paylaştığı fotoğrafla tamamladı. İkilinin ilişkisine aileler onay verdi. Önce Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi ve çocuğuyla ikilinin yanına gidip beraber tatil yaptı. Hemen ardından Kerem'in annesi Çiğdem Bürsin sosyal medyadan Hande Erçel'i yakın takibe aldı. Müstakbel gelin adayının paylaştığı bir fotoğrafın altına 4 tane nazar boncuğu koyması aşka onay verdi yorumlarına sebep oldu. İlişkilerini aileye duyuran ikiliden sonunda beklenen fotoğraf geldi. Açık seçik ortada olan ilişki sonunda belgelendi. Hande ve Kerem hayranları tarafından havalimanında el ele görüntülendi. Aylar önce duyurduğumuz ve adım adım takip ettiğimiz flört süreci de mutlu bir ilişkiyle taçlanmış oldu. Peki şimdi Kerem, Hande ve Kerem, ne diyorsunuz? Zaten senin baştan beri söylediğin şeydi. Yani ben niye bizi bu kadar çok yakışıyor. Peki neden bizi bu kadar uğraştırdınız? Olabilir demek ki. Bizimle niye dalga geçtiniz? Biz konuşurken böyle hayretler içinde bizi izlediniz. Niye bunu yaptınız? Sana açık olmayı yapmak zorundalar. Yapmak zorundalar. Yok çünkü ya. Bizi gösteriyorlar ekranda. Yapmak zorundalar Arturcuğum. Açık. Biraz farkında var yaptığın işin. Pardon. Açıklama yapmak zorunda değil ama. Bizim söylediklerimizi hayretle izliyor gibi, dalga geçer gibi ifadelerle seyrettikleri için. Burada ters bir manyer de olamaz dalga mı? Dalga geçemez ama. Yani o olmaz. Yani geçemez şu anda dalga. Yalancı oldular. Evet yalan söylüyor. Bizim şu an onlara dalga geçmemiz lazım. Oturup çekirdek kitlememiz lazım. Çünkü sen Ramazan'dayız. Söyledin bunu. Bak ben inanmıyordum. Ben kız hala çocuğu seviyor zannediyordum. Ondan sonra fakat çocuğu sevmiyormuş el, artık. Ele olsa. Zaten o Maldivler'deki otele gidince hiçbir şey hissetmeyen insan hissederek. Allah Allah. Çok güzel. Biz Arto'yla gideceğiz. Allah korusun. Olabilir. Arto'yla çıkmayalım biraz. Yani belli olmaz gidelim bu işler. Gidelim aşkım. Ben seninle burada bile etkileniyorum. Arkamda güçlü bir kadın lazım senin Hayır, gibi. Canım benim çok teşekkür ederim. Ben mesela bir daha Maldivler'e gerçekten gitmek isterim. Şu an bana yani kitledim. Çok aşık olarak birisine. Evet. Ve oraya oranın duymuyorsun neler diyor. Sen de beni duymuyorsun. Gerçekten gitmek isterim Maldivler'e diyor ama çok aşık olarak gitmek isterim. Kime ama? Yani. Ben buradan Mustafa Tolma'ya çok selam söylemek Vallahi istiyorum. Valla ben yani bir daha evlenirsem Tolma'yla Maldivler'e giderim ben. Bak Maldivler'e Tolma olur çünkü çocuk sakin. Oranın ahengini bozulunca olmuyor oranın ahengi de olmadı biliyor musun? Ay ay ay. Maldivime gittim ben.
Burgaz Adası'na mı gittin? Avşa Adası falan. Oraya mı gittin belli değil yani. O yüzden de bir daha gitmek istiyorum gerçekten. Avşa'dakiler de ayaklandılar. Hayır yani o kaos var. Orada kalabalık var. Mesela sütçüye laf ederse bütün sütçüler ayaklanır ya. Şimdi Avşa deyince bütün Avşalılar ayaklanır. Hayır, Avşa kalabalık bir ada ya. Heh. Yani ses çıkıyor ya her yerden. Heh, ondan. Evet. Şimdi ben bu kadar inkarım. Çok yakıştılar. Yakışıyorlardı zaten. Hı. Fakat ben hala söylüyorum. Kerem asla Hande'yi kaldıramaz. Şimdi ben de diyecek miyim? Asla. Mi? Niye kaldırır? Serena'yı kaldırdıktan sonra pardon. Ne? Şimdi Hande zaten Serena'yı da kaldıramadı Serencim görüyorsun. Yok kaldırdım Allah. Niye kaldıramadı? Yani çok önemli mi bu çocuk? Kaldıramazsan kaldırırlar. Bir melek gibi bu çocuk. Bana öyle geliyor. Evet. Ya bir melek. Bu çocuk entrikadan uzak bir çocuk. Bu çocuk kızı bir araya getirir. Aldatılan bu olur. Bence bu kız da öyle ama. O yüzden bence huzurlu bir ilişki. Kim? Belki. Efendim? Hande mi melek? Değil mi öyle? Yani. Neden bana? Yani melek son zamanlarında. Senin ikinci kanala geç. Neden? Nesini biliyoruz bunu? Son kötü zamanlarda. İlişkilerinde çok melek gibi bir tavrı yok. Daha önce de defalarca söyledik. Ne yapmış yani? Murat Dalkılıç'la beraberken gayet usturupluyuz. Usturup başka. Tercihleri hep arkadaşlardan yana oluyor. Ha, nasıl, ne, hangi arkadaşlardan? Senin arkadaşlar. Sevdiğin bölüm. Kimin arkadaşı? Söyle hatırlat. Hepsi, hepsi birbirinin arkadaşı. Bilemedim o zaman. Hiç ben rastlamadım onun birisinin hepsini rastladın, verdik. Uçaklarda çak yapıyorlar, bilmem neler yapıyorlardı, neler neler. Yakın bir sürü arkadaşlardı şeyler falan. Kimle kimdi mesela hatırlatın bana. Bir sürü, hep arkadaş. Söyleyebiliriz. Bu Ekin'de kahveci, çıktı mı? Kahveci, Ekin, aktör. Zaten kahveci, en son Murat Dalkılıç'la. Murat Dalkılıç öbürü çocuk. Çocuk ablasıyla kankaydı falan hani biliyorsun. Hmm. Bu öyle çevreden şey yapıyor ama benim bak onların hepsi arkadaş ve hepsi sevgilisi. Benim söylemeye çalıştığım şey Kerem. Aha, bak bunların hepsi işte. Hande'den bunlar. Sevgilisi mi hepsi? Hepsi. Yukarıdaki çocuk kim Murat Dalkılıç'la olan? İşte o Ekin Mert olan. Ekin Mert oyuncu. Bir oyuncu. Oyuncu. Onunla da mı oldu? Onunla da oldu. Belki bu Ekin gitti Murat Dalkılıç'la hayran fotoğrafı çektirdi. Peki hayran olamaz arkadaşlara yok. Altına okay. Hayran. Bak bu okay. Da zengin çocuğu son. Bu da şey. Bu da biliyorsun kim. Kahveci. Hani, kızlarla arası iyi olan arkadaş. Murat. Kaçıncı Murat bu? Cihan'la. Cihan'la başka da arkadaşım. Enteresan Murat. Bir hayat gerçekten. Hiç kabul görmeyecek konular. Korkunç konular. Ha işte bu çocuk bu hengameye gelemez. Kerem dümdüz bir çocuk. A, U diyecek. E, E, Ü. Ama o da Amerikalı geçecek. Ya. Belki de onu kaldırabilecek bir çocuk onu. Amerika'da ya, da yani. Ya yok canım daha neler. Daha neler. Ya belki onun ikisi de hata yaptılar mesela. Burada tertemiz bir sayfa açıldı. İyi bir şeyler söylememiz lazım. Çünkü yeni bir aşk ya. Evet belki herkes tövbe etti. Maldivler de tövbe etti. Mübarek ayda olabilir. Olabilir. Ya bir şey ama değil mi? Ama Hande'yi ben seviyorum ya nedense. Ben anlamadım. De Hande'yi çok seviyorum. Ama İlişki güzel yaşayamayabilir. Bir şey söyleyeyim mi? İki tarafında kötü ilişkileri olmuş olabilir. Ve bu ilişki birbirlerine o kadar iyi gelir liman ki belki olabilirler. 30 yıl sürer. Hadi sürsün inşallah. Bunlar ikisi de bana sakin, huzurlu iki tip gibi geliyor böyle. Bana da Hande her an sıkılıp gidiverecekmiş gibi geliyor. Hande mi? Her an. Hande hiçbir sakin. Zaman giden taraf olmaz bunu bil. Hayda. Bence. Arto. Kimden gitti ki? Murat Dalkılıç'ta. Bununla kavga etmek istemiyorum. Murat Dalkılıç'ı Hande mi bıraktı? Yok. Murat bıraktı. Bir şey söyleme. Hande bence bu bütün isimlerin içerisinde Murat'ı en çok sevdi. Hala bence Dunluk. Hadi buyur. Ben hala öyle düşünüyorum. O yüzden Arto'yla kavga ediyordum. Çünkü ben bir kadın birisini severken veyahut da bir erkek içinde istediğini yanında istiyorsanız 500 kişiyi daha görün. Hiç fark etmez. Bazen diyorlar ki işte onunla çıkıyor, bununla çıkıyor. Umurumda değil dersin yani. Çünkü beni seviyor. Beni seni seviyor. Seviyor ama bu arada skor yapıyor. Yapsın. Güzel. O skor yapanlar düşünsünler. Bana ne mesela yani hani. Onlar kendileri yara bandı olarak tarihe geçiyorlar. Peki şimdi geçiyoruz bu konuya.